Herkese merhabalar. Tarih derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son olarak İslam tarihi üzerine konuşmuştuk. Bugün itibariyle Türk İslam devletleri hakkında bilgiler paylaşmaya devam edelim. Türkler arasındaki en yaygın din ne olursa olsun yine de 10. yüzyıla kadar Tengricilik olmuştur. Müslümanlarla Türklerin ilk karşılaşması Ömer dönemine kadar uzanmaktadır. Emeviler dönemine geldiğimizde Emevi komutanlarından Kuteybe'nin Maveraünnehir'de gerçekleştirdiği fetihlerle Türklerle Araplar hiç de iyi bir şekilde karşılaşmamıştır. Çünkü Emeviler Maveraünnehir'de bulunan Türkleri zorla Müslüman yapmaya çalışmış ve büyük katliamlarda bulunmuşlardır. Keza Hazarlar ve Türk işler de bulundukları bölgelere İslamiyet'in girmesine engel olan diğer Türk devletleri arasında bulunmaktadır. Ancak Abbasiler dönemine gelindiğinde Emevilerde var olan ve Arap olmayan Müslümanları köle olarak gören Mevari politikası terk edilmiş ve İslamiyet Türkler arasında daha hızlı yayılma fırsatı bulabilmiştir. Türkistan devletlerinden bahsetmek gerekirse ilk Müslüman Türk devletinden başlayalım, Karahanlılar. Karluk, Yağma, Çiğil, Uygur boylarından oluşan Karahanlılar Bilge Külkadir Han tarafından 840 yılında kurulan bir devlettir. Karahanlıların ilk merkezleri Balasagun'dur ancak sonrasında Kaşgar ve Semerkant gibi şehirlerde merkez yapılmıştır ki bu şehirler dönemin en önemli ve en büyük şehirleri arasında yer almaktadır. 932 yılında Satuk Buğrahan İslamiyet'i benimsemiş, Abdülkerim adını almış ve Karahanlıları ilk Müslüman Türk devleti konumuna getirmiştir. Hatta 10. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Arap seyyah İbni Fadlan'a göre 200 bin çadırdan oluşan bir Türk devleti konumundadır Karahanlılar. Abbasi halifesi Kadir Billah'la iyi ilişkiler kuran Karahanlılar, Gazneli Sebük Tegin'in de desteğini alarak Aral Gölü çevresindeki Samani topraklarını ele geçirmiş ve bu devlete de son vermiştir. Gazneli Mahmut'un Hindistan'daki seferlerini fırsat bilen İlik Han gözünü Horasan topraklarına çevirmiş, Horasan'a ilerlemiş ancak Gazneli Mahmut'un seferden dönmesinden sonrasında Gaznelilerin gazabına uğramaktan kurtulamamıştır. 1042 yılına gelindiğinde Karahanlılarla Gazneliler bir dostluk içerisinde olsa da aynı yıl Karahanlılar doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmak zorunda kalmıştır. Batı Karahanlılar 1141 yılındaki Katvan Savaşı'nda ki Selçuklularla Karahitaylar arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaşla birlikte Moğol hakimiyetine girmiş, 1212 yılında ise Harzemşahlar tarafından yıkılmışlardır. Doğu Karahanlılar ise 1211 yılında Proto Moğol yani Moğolların öncülü olarak sayılan Naymanlar tarafından tarih sahnesinden silinmişlerdir. Karahanlılara ait önemli eserlerden bahsetmek gerekiyor. Bunların başında tabii ki Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri gelmektedir. Zamanında Platon'un Devlet adlı eserinde olduğu gibi ve bu dönemden sonrasında Machiavelli'nin Prens eserinde bahsettikleri gibi Yusuf Has Hacib de bu eserinde aslında devleti yöneten kişinin ne gibi erdemlere, ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Yine Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eseri de Türkçenin ilk sözlüğü özelliğini taşımaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir unsur var. Kaşgarlı Mahmut bu eserini yazarken Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamaya çalışmıyor. Türkçenin en az Arapça kadar işlevsel bir dil olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Karahanlıların veraset sisteminde Ülüş adı verilen bir sistem kullanılmıştır ki bu sisteme göre Kaan'ın hanedan üyeleri tarafından paylaşılması yani babadan oğula geçmemesi taht kavgalarına neden olmuştur. Karahanlıların Han Kaan ünvanı kullanmaları, Türkçeyi resmi dil yapmaları, Uygur alfabesini kullanmaları, İkili teşkilat sistemini kullanmaları milliyetçi özelliklerinin en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Yine Karahanlılar vakıflar sayesinde burs uygulamasını başlatan ilk Türk devletidir. Bu da sosyal devlet anlayışının önemli bir göstergesidir. Karahanlılardan sonrasında Türkistan tarihinde önemli bir yeri olan ve Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğullarına gelelim. Devletin kurucusu olan Tolunoğlu Ahmet'in babası Buharalı Tolun, Abbasi komutanları arasında yer almaktadır. Buharalı Tolun'un ölümüyle birlikte Tolunoğlu Ahmet Samarra şehrinde nüfuzunu artırmaya başlamış ve nihayetinde Fustat yani bugünkü Kahire merkezli Tolunoğulları devletini kurmayı başarmıştır.
Nil Nehri sayesinde zengin tarım arazilerine sahip olan Tolunoğulları sulama kanallarıyla birlikte bu unsurun katkılarını daha da artırmışlardır. Aynı zamanda baharat yolu üzerinde bulunmaları da ekonomilerine büyük katkılar sunmuştur. 877 yılına gelindiğinde Tolunoğulları halifeye bağlılık gösteren ama müstakil bir şekilde varlığını sürdüren bir devlet konumuna ulaşmıştır. Fırat'ın batısını, Trablusgarp'ı ve bugünkü Suudi Arabistan'ın güney batısını ele geçiren Tolunoğulları Toluni ve Ahmedi adı altında sikkeler bastırmışlardır. Ki sikke bastırmak, hutbe okutmak bunlar bağımsızlığın en önemli alametleri arasında yer almaktadır. Hümavareh dönemine gelindiğinde 893 ve 896 yılları arasında Bizans'a karşı askeri ve diplomatik başarılar kazanan Tolunoğulları bu dönemde devletin kasasının boşalmasına engel olamamıştır. 905 yılına gelindiğinde Abbasiler Tolunoğullarının bu güç kaybını büyük bir fırsat olarak görmüş ve aynı yıl Kahire'ye girerek Tolunoğulları devletine son vermişler ve Mısır'ı tekrardan kendi topraklarına katmayı başarmışlardır. Tekrar vurgulamakta fayda var. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir ve Tavaif-i Mülük devletler arasında yer alır. Nedir Tavaif-i Mülük? Abbasi valilerinin Abbasilere isyan ederek kurmuş oldukları devletler anlamındadır. Mısır'da kurulan diğer Türk devletleri ise Işidiler, Eyyubiler ve Memlükler olarak bilinmektedir. Tolunoğulları sosyal devlet anlayışı açısından önemli gelişmeler de göstermişlerdir ve hastaların ücretsiz bir şekilde tedavi edildiği mimaristanlar inşa etmişlerdir. Yine Hümavareh döneminde inşa ettirilen Darüzzeheb adlı sarayları ki altın ev anlamına gelmektedir, en önemli mimari eserleri arasında yer almaktadır. Bu sarayın duvarlarında altın yapraklar bulunmakta, civa dolu bir havuz bulunmakta ve geniş hayvanat bahçeleri yer almaktadır. Bir bakıma Babil'e selam çakmıştır Tolunoğulları. Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti olan Işidilerden bahsedelim. Dedesi Abbasilerin önemli kumandanları arasında yer alan Muhammed bin Togaç, İsmailiye mezhebine mensup Karmatilere karşı kazanmış olduğu zaferler sonrasında halife tarafından Mısır valiliğine atanmıştır. 905 yılında Tolunoğulları'nın yıkılmasıyla birlikte büyük bir kaos içerisinde bulunan Mısır'da Muhammed bin Togaç yönetimiyle birlikte başlayan huzur bölge halkını oldukça mutlu etmeye başlamıştır. Bu da tabii ki halifenin de hoşuna gitmiştir. Abbasi halifesi Razi Billah Muhammed bin Togaç'a Işit ünvanını vermiştir ki bu parlak güneş ya da daha genel anlamıyla meliklerin meliki anlamına gelen bir ünvandır ve Muhammed bin Togaç'a büyük bir karizma katmıştır. Abbas halifesi bununla yetinmemiş, hutbelerde kendi adının yanında Muhammed bin Togaç'ın adını da andırmaya başlamıştır. Muhammed bin Togaç gücünü daha da arttırma amacıyla Suriye üzerine yürür, buradaki toprakları ele geçirir. 946 yılına gelindiğinde Bizans hükümdarı 1. Romanos'la birlikte esir mübadelesi üzerine konuşacak kadar gücünü arttırmıştır. Ancak aynı yıl hayatını kaybeder. 969 yılına gelindiğinde kıtlık, salgın hastalıklar Işidileri zor durumda bırakmıştır. Bunların doğurmuş olduğu ekonomik sorunlar da var tabii ki. Askerlere ücretler ödenmemeye başlamıştır. Devlet vergi toplayamaz hale gelmiştir. Bunu fırsat olarak bilen ve aynı zamanda Şii bir yapılanmada bulunan Fatimiler Mısır'a girmişler ve Işidilere boyun eğdirmişlerdir. O Işidi devleti tarih sahnesinden silinmiştir. Hicaz'ı ele geçiren ilk Türk devleti özelliğine sahip olan Işidiler, Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları'nı taklit etmişler ancak çok başarılı olamamışlardır. Halktan alınan ağır vergiler, askerlere düşük ücretlerin ödenmesi ve zenginlerin mallarına müsaade yoluyla el konulması devletin yıkılmasındaki en önemli sebepler arasında bulunmaktadır. Müsaade nedir onu da kısaca açıklayalım. İşini iyi yapmayan devlet görevlilerinin mallarına el konulması. Fatih döneminde başlamıştır Osmanlı'da, 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştır. Dolayısıyla Türk İslam devletlerinde fazlasıyla kullanılan bir usuldür. Ancak Işidiler Mısır ve Suriye'de Muhammed bin Togaç döneminde 400 bin kişilik bir ordu oluşturacak kadar askeri açıdan gelişmiştir. Yine donanmaya da büyük önem vermişler ve bu alanda da gelişme göstermişlerdir. Türk İslam devletlerinden olan Karahanlılar, Tolunoğulları ve Işidiler üzerinde konuştuk. Bir sonraki videoda Türk İslam Devletleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve merak edenlere duyurulur. Sırada Gazneliler var. Görüşmek üzere.